Merhabalar, ben Şef Fehmi Samancı. Sizlere bugünkü videomuzda erişte hamuru yapmayı göstereceğim. Bir önceki videomuzda taze makarna hamuru yapmıştık. Şimdi de Anadolu topraklarında daha çok yaygın olan erişte yapımını göstereceğim. Erişte de bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. O yüzden şaşırmayın. Bazı bölgelerde yumurta kullanılıyor, bazı bölgelerde kullanılmıyor. Bazı yerlerde süt konabiliyor, bazı yerlerde konulmuyor. Dediğim gibi ülkemiz tabii geniş bir coğrafyaya sahip. O yüzden her bölgede farklılıklar gösterebilir. Ben bugün size daha genelde kullanılan yöntemiyle yapacağım. Yani ne kullanacağız? Un kullanacağız, yumurta kullanacağız, su kullanacağız. Temel bir hamur yapacağım. Daha sonra da yaptığımız hamuru değerlendirmek için güzel yine klasik reçetelerimizde olan keşli, cevizli eriştemizi yapacağız beraber. Hemen başlıyorum. Makinede yapmayacağım hamurumuzu. Daha geleneksel yöntemle yani elle yapacağım. Sizlerin de ilk yapışta böyle yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü işin esasını öğrendikten sonra diğer ekipmanı kullanmak açıkçası daha iyi oluyor. Unumuzdan başlayacağız öncelikli olarak. Bir tane süzgeçle unumuzu eliyoruz. Böylelikle unun içinde kalan parçalar varsa herhangi bir şey onu da ekarte etmiş oluyoruz. Yani unumuz da biraz incelmiş oluyor. Makarna hamurumuzu yapmaya başlamadan önce ekipmanlarımızı hazırlamayı unutmayalım. Geçen videoda da söylemiştim zaten. Güzel bir kazıyıcı, bir tane çatalımıza ihtiyacımız var, bir bıçağımız. Şöyle unumuzu koyduk. Önce güzel bir havuz açıyoruz ortasında. Sonra yumurtamızı ortasına kırıyoruz. Çok az tuz atıyorum. Açıkçası temel olarak bu suyu daha sonra yavaş yavaş ekleyeceğim. Ve güzel bir çatal alıyoruz. Elimize yumurtaları çırparak başlıyoruz. Aslında yani taze makarnayla aynı yöntemleri kullanıyorum. Burada biraz tabi irmik kullanmıyoruz. Türk usulü eriştede semolina'yı kullanmıyoruz. Ama yapım tekniği aslında aynı. Güzelce yumurtayı iyice sarısıyla beyazını karıştırdıktan sonra çatalın ucuyla daha önce de yaptığım gibi yavaş yavaş unu yumurtayla karıştırmaya başlıyoruz. Bu aşamaya geldikten sonra artık çatalı bırakıyorum ve unun hepsini karıştıracağım. Tabii esas suyumuz gelmedi. O yüzden şu anda biraz katı. Önce yumurtayla unu güzelce karıştırıyorum. Tabii ki reçetemizde su miktarı belli. Ama tabii ki yemek yaparken hani başka videolarda da söylemişimdir. Elbette ki reçeteye sadık kalacağız. Ama tabii koşullar yemek yaparken bize farklı sonuçlar verebiliyor. İşte havadaki nem oranı, sıcaklık, yumurtanın büyüklüğü, gramaj değişiklikleri. Bunlar önemli. Ona göre su oranını da ayarlayacağız. Toparlanmaya başladı. Şimdi çok az su ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet, artık bunu da bırakacağım. Tamamen elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Ve artık avcumun içiyle yoğurmaya başlıyorum. Her zaman zaten ekstra un bulunduralım tezgahımızda. Güzelce avuçlarımın şuralarını bastırarak güzel yoğuracağız önce hamurumuzu. Zaten taze makarna yaparken de aynı tekniği. Bütün vücut ağırlığınızı vererek yaparsanız daha rahat olur. Yani sadece kolunuzla yapmaya çalışırsanız bir süre sonra, özellikle şimdi tabii az miktar yapıyoruz ama bir restoranda, otelde yapacağınızı düşünün. Çok daha fazla miktarda yapacaksınız. O yüzden şöyle vücudunuzu da bastırırsanız çok daha rahat olacaktır. Dediğim gibi gluteni parçalamak istiyoruz. Şimdi benim daha çok gözlemlediğim, hani Anadolu'da gezerken genelde kadınlar yapıyor tabii erişteyi. Bizde hamur biraz İtalyan hamuruna göre, makarna hamuruna göre daha yumuşak yapılıyor açıkçası. Daha sonra bizimkiler açarken unlayarak açarak o sertliği veriyorlar. Ama benim uyguladığım tarife göre yaparsanız güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuz oldukça iyi. Benimki de biraz daha yumuşak taze makarna hamuruna göre. Gördüğünüz gibi diğer hamurla en büyük farkı rengi çok daha açık. Çünkü İtalyan hamurunda daha fazla yumurta sarısı kullandık. Burada sadece yumurtayı kullandığımız için rengi de daha açık oldu. Şimdi bu şekilde bunu da dinlenmeye alacağız. Güzel bir bez örteceğim üstüne nemli. Yaklaşık 15-20 dakika oda sıcaklığında bekleteceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, hamurumuzu dinlendirdik. Artık açma aşamasına geldik. Bunun için bir makine kullanacağız.
Bu makineleri piyasada bulabiliyorsunuz. Hem açma aparatı var, hem kesme aparatı var. İki tane. İşte isterseniz fettuccine kesebilirsiniz, isterseniz linguini kesebilirsiniz. Bu tarafta da açma için kullanıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey, makinenin bakın bu ayar yerinde numaralar var. Bunlar bu merdanelerin kalınlığını gösteriyor. En kalınını alarak başlayacağız her zaman. Daha sonra her geçiriştikten sonra makinamızı incelteceğiz ayarını. En inceye kadar getirip son aşamada artık bu incelikte bırakacağız. Daha sonra da kesme işlemine devam edeceğiz. Şimdi önce hemen yine en kalın numarayı aldım, en kalın kısmına. Hamurumuzu aldım. Yine ekstra unumuz her zaman yanımızda, unutmayalım. Çalışacağımız alanı unluyoruz. Hatta makinamızı da unlayalım. Tabii hamurumuzun hepsini bir anda açamıyoruz. O yüzden küçük parçalara böleceğim. Kullanmadığımız hamurun üstü her zaman kapalı kalsın. Şu anda bakın çok güzel bir kıvamı var. Pürüzsüz. Tam istediğimiz gibi. Ama bunu dışarıda bıraktıkça bu kuruyacak, kabuk bağlayacak. Bunu istemediğimiz için her zaman çalışmadığımız hamurlarımızın üstü kapalı bırakıyoruz kenarda. Ondan sonra bir parçamızı aldık. Şöyle bir elimizde bir beze haline getiriyoruz. Ve sonra bir merdane ile hafifçe incelteceğiz. Yine unlayalım. Merdanemizi de unlayalım. Tabii makinemiz yoksa açma işlemini tamamen elle yapacağız bu şekilde. Burada yapmak istediğim şey de merdaneyi sığacak kalınlığına getirmek. Yani çok fazla bir açma işlemi yapmadım gördüğünüz gibi. Ondan sonra makinemizin başına geliyoruz. Burada tek elimizle bunu verirken çevirmeye başlıyoruz. Burada yapacağımız şey, dikkat edeceğimiz, zaten taze makarna videosunda anlattım ama bir tekrar olsun bu da. Bakın, hamuru ne bastırıyorum ne de alttan çekiyorum. Makinenin kendi gücüne bırakıyorum. Kendiliğinden geliyor. Aynı kalınlıkla bir kez daha yapıyorum. Ondan sonra şimdi inceltme zamanı. Hemen iki numara, burada numaralar var olduğunu söylemiştim. Üçüncüye getirdim bakın. Birden başladık, birden üçe atladım. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Evet, iki kere de burada geçirdikten sonra 5 numarayı aldım. Tabii ben burada en ideal makarna hamurunu ya da erişte hamurunu yapmaya çalıştığım için bunu böyle tek tek yapıyorum. Yani bu en iyi sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır. Bütün bu ufak şeyler hep bahsettiğim gibi yemeğinizin kalitesini ve lezzetini her zaman artıracak şeyler. Eğer bakın açıldıkça büyüyor. Çok az daha unluyorum. Hafif hafif tekrar artık son en ince aşamada. Evet arkadaşlar bakın en ince de çektik. Güzel, pürüzsüz, gayet düzgün bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi hemen bunu kesme işlemine geçelim. Kolayını göstereceğim size. Yani en temel yöntemi direkt keseceğim. Ama önce hamurumu ikiye böldüm. Şimdi eriştenin de şekilleri değişik değişik şekilleri var biliyorsunuz. Yine o da bölgelere ve yörelere göre değişiyor. Kimi yerde çok ince kesiyorlar. Kimi yerde daha kalın. Kimi yerde fırınlıyorlar. Kimi yerde kurutuyorlar. Düzgün yapmak istediğim için kenarları da düzelteceğim. Tabii ki bunları çöpe atmıyoruz. Bunları da değerlendiriyoruz. Evet, şimdi daha eşit boyda enişteler kesebilirim. Evet, burada yapmaya çalıştığım şey tamamen birbirine eşit şeritler kesmek. Zaten bütün yemek videolarında bundan bahsediyorum hatırlarsanız. Ürünlerin eşit kesilmesinin neden önemli olduğunu defalarca tekrarladım. Burada da tekrarlayayım. Yani aynı boyda keselim ki makarnayı haşlama suyuna attığımızda hepsi aynı anda pişsin, aynı kalitede pişsin diye. Şimdi burada boyları ben bu şekilde ayarlıyorum. Dediğim gibi farklı boyutlarda erişteler mevcut. Daha sonra çok az un koyup şöyle bir karıştırıyoruz. Bakın bu daha böyle kalın şerit halinde oldu. Şöyle dursun. Bir de şu yöntemle keselim. Burada
da tabii arada unlamamız lazım hamurun yapışmaması için. Daha ince ince. Sonuçta daha böyle uzun fettuccine'ye benzeyen bir eriştemiz oldu. O da böyle dursun. Bir de şu ufak parçayla da şunu da göstereyim. Bazı yerlerde de daha da ince yapıp ama daha kısa kesiyorlar. Dediğim gibi bu biraz nerede kullanacağınızla da alakalı. İşte bir çorbanın içinde koyuyorsak daha kısa kullanıyoruz. Bir yemek olarak yapıyorsak daha büyük kullanıyoruz gibi gibi. Bu biraz dediğim gibi yöreye bölgeye göre değişiyor. Bir farklı daha kesme şekli göstereceğim. Aslında Türkiye'de özellikle hani Karadeniz, Marmara arası işte daha doğrusu Bolu bölgesinin çok meşhur bir yemeği biliyorsunuz. Keşli cevizler işte. O bölgelerde biraz daha kalın kesiyorlar hamuru. Böyle hafif kalın bırakıyorum. Daha ikinci aşamada bırakmış oldum. Bu şekilde keseceğim bunu da. Daha ince ince. Kurutma önemli bir aşaması. Zaten aslında işin özü biraz buradan geliyor. Şimdi taze makarna yaptık. İçinde taze yumurtamız da var. Bu şekilde saklamaya çalışırsak aynı bir kırılmış yumurta nasıl bir raf ömrü varsa onun da o kadar ömrü olacak. Çünkü içinde çiğ yumurta mevcut. Bu yüzden bunu uzun ömürlü hale getirebilmek için kurutmamız gerekiyor. Kurutmak için de birkaç tane yöntemimiz var. Bir tanesi fırınlama, bir tanesi de oda sıcaklığında bekletme. Burada tabii oda sıcaklığı dediğimiz sıcaklık çok önemli. Yani bulunduğunuz yerin nemi ve sıcaklığı çok önemli aslında. Ortamın kuru olması gerekiyor. Kuruduktan sonra makarnayı uzun süre saklayabiliyorsunuz. Bu da zaten kullanım avantajı sağlıyor. Aynı zamanda tabii ki aslında geleneksel kurutma yöntemi açık havada ve güneş altında. Ama dediğim gibi bunun için kuru havası olan ülkemizde en uygun yer tabii ki İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı daha kuru havanın olduğu, karasal iklimin olduğu yerlerde tabii ki güneş altında kurutmak en güzeli. Ama dediğim gibi onu özellikle Marmara bölgesi gibi nemin oranının çok yüksek olduğu yerlerde yapmak imkansız gibi bir şey. Evet arkadaşlar, bu erişteyi de farklı usulde kestim. Dediğim gibi biraz daha Bolu yöresininki gibi daha kalın gördüğünüz gibi diğer yaptıklarıma göre. Biraz sonra artık yapacağımız tek bir şey kaldı. Bunu yemeğe çevirmek. Onun için de keşve cevizimiz bizi bekliyor. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, eriştemizi kestik. Hafiften kuruması için bıraktım. Unladım yapışmaması için burada gördüğünüz gibi. Bu önemli. Eğer uzun süre bekleteceksek kurutmamız gerekiyordu söyledim. Ama biz hemen pişireceğimiz için kurutmadan kullanacağız. Aynı taze makarnada olduğu gibi çok az bir haşlama yapacağız. Zaten teknikler birebir aynı diyebiliriz. Ne yaptık? Suyumu kaynattım. Hemen tuz ekliyorum. Lezzetini alsın makarnamız tuzdan, sudan. Zaten fokur diyor. Gördüğünüz gibi eriştelerimizi içine atıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika güzelce haşlayacağız. Şöyle hafiften bir karıştıralım. Çok da karıştırmayalım ki makarnalar kırılmasın. Şöyle yapıştığından emin olalım sadece. Güzel. Hatta bir tanesini alıp kontrol ediyorum. Evet, şu anda gayet güzel. İtalyanların al dente dediği, yani taze makarnada da yaptığımız kıvam. Tabii bunu hemen süzdürüyorum şimdi. Ve tabii ki biraz yağlayacağım yapışmasın diye. Oldukça güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen sosumuza geçebiliriz. Evet, öncelikle tavamızı ısıtmakla başlıyoruz işe. Biraz sıvı yağ, yani zeytinyağı koyuyorum. Biraz da tabii ki tereyağı. Önce keş peynirimizden alıyoruz. Hafiften kahverengi olmasını istiyorum. Tereyağı lezzetini verecek.
Keş peynirimizi yağda güzelce kızartacağız. Bakın kızarmaya başladı bile. Kaşığınızla bunu küçültebilirsiniz. Çok fazla en baştan rendeleyip koymadım yok olmasın diye. Kızardıkça böyle küçültüyorum. Böylelikle daha güzel oluyor. Böyle güzel bir kokusu var. Onu alacaksınız. Şaşırmayın. Biraz keskindir keş peyniri. Ama böyle kızardığı zaman o koku da gidiyor. Lezzeti daha da artıyor. Bir de tereyağıyla yaptığımız için zaten. Neredeyse oldu bakın. Peynirlerin rengi değişmeye başladı. Zaten çıtırlaştığını ve kahverengileştiğini göreceksiniz. Ondan sonra artık bunu şimdilik kısa bir süre için kenara alacağım. Aynı tavada devam ediyoruz. Cevizleri ekliyorum bu sefer. Cevizler de hafiften yağınız çıkartana kadar kavuracağız. Çok da fazla renk aldırmayacağım. Çok hafif dönene kadar. Evet, cevizlerimiz de güzelce kavurduktan sonra onları da artık ayıralım. Evet, temiz tavamı aldım. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Yine bir parça tereyağı ve biraz zeytinyağı koyuyorum. Artık çok az koyacağım. Zaten ceviz ve peynirimizi de yağda kızartmıştık biliyorsunuz. Tekrar peynirleri tavaya geri ekliyorum. Cevizleri küçülttüm kavurduktan sonra. Onları da koyuyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Biraz pul biber ekliyorum bu aşamada. Evet, sırada makarnamız var arkadaşlar. Burada yağlamıştık. Güzelce onu da ekliyoruz. Makarna suyunu her zaman saklıyoruz. Çok az da makarna suyumuzdan ekliyoruz. Güzel nişastalı bir su. Çok az tuz. Tuza çok dikkat. Keş çünkü tuzlu bir peynir. Biraz karabiber. Yine ben biraz da pul biber ekliyorum. Evet, ocağı kapatıyorum. Artık servise hazırız. Şimdi tabaklama sırasını. Evet arkadaşlar, artık tabaklıyorum. Güzel bir tabak seçtim kendime. Biliyorsunuz Türk mutfağında önemli bir reçetedir. Keşli cevizli erişte. Bunun da yapımını size göstermiş oldum. Yani her tabakta servis yaparken muhakkak tabii ki zaten ceviz ve keş peyniri olması lazım. Buna dikkat edelim. Yani orantılı servis yapmak önemli. Son olarak da şuradan güzel maydanozlarımızla yapraklarıyla süslememizi yapalım. Evet, bugünkü videomuzda erişte yapımını ve keşli cevizli erişte yapmayı gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.